Abi sadece yani bir sandviç hazırlayacağım. Bu kadar zor olmaması gerekiyor ya. Bunlar mozzarella. Bakın şöyle. Ondan sonra böyle koyuyorum. Şimdi bu kombini kafanızdan siliyorsunuz. Çünkü Katanya'yı bununla gezeceğim. Bu kombini kafanızdan siliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir kombin yapılmadı. Şimdi saat 10'u 5 gece uçağımız var. Ay pardon, 10'a 5 kala uçağımız var. Şu anda saatler 7 uçağa geliyor. Arkadaşlar biz Alibas'a binip havalimanına gidiyoruz. Yakaladık Alibas'ımızı. Havalimanına, aeroportumuza geldik. Bu arada ben Ryanair diye okuyordum. Sen söyleyene kadar. Vallahi bak. Ama sonra bir baktım ki, dedim ki bu kız niye bunu böyle okuyor? Baktım Ryanair'miş yani. Arada A var, ben Ryanair diye okuyordum. Neyse şimdi Ryanair'le uçacağız, evet. Bakın biz şuna uçacağız. Şuna gidiyoruz. Burası Napoli'nin değil mi? Napoli burası, evet. Ben buraya geldim zaten. Ben de buraya geldim. Yadan sonra burası şey gibi geliyor zaten. Otobüs terminali yani. Bunlar acaba Black Friday ile ilgili bir durum olabilir mi? Low price diyor. Bak düşük ücret diyor. Bunlar bence ekstra indirime girmiş. Evet arkadaşlar. Biz burada 2,5 saat önceden geldiğimiz için tabii ki benim panik ataklığım sayesinde. Şimdi bekliyoruz. 9.30'da kapımız belli olacak. Saatimiz de şu an 10 dakika falan var galiba. Evet arkadaşlar, şu anda uçağımıza gidiyoruz. Herkes çok kötü bakıyor. Uçağımıza gidiyoruz. Benim bu var ya, bu özümden sadece yurt dışında var umarım. Asla gidemiyorum. Şimdi ben 7C'deyim. Şuradayım aslında ama umarım iyi gözüküyorumdur. Şimdi arkadaşlar oturduğum koltuğumdayım. Koca tarafındayım. Bir de bir şey söyleyeceğim size. Benim şu an inanılmaz bir karın ağrım var. Bilmiyorum ama galiba heyecandan. Bir saatlik bir yolumuz var. 11.55'te ineceğiz. 12'ye 5 kala. 12.30 otobüsünü yakalayıp evimize geçeceğiz. Gel. Amcacığım kusura bakmayın. Payment. Ha, burada 4 şifre. Benim biletim yok mu? Var. No. Niye? Ben 6 euro aldım. Ben 1 euro vermesi lazım. 1 euro kimseye verme. 30 lira yani neticeye ver. Bak, benim klasına bak. Benim business class, senin ekonomi. Bizim yürüdüğümüz yol şaka mıdır? Puslu bir gecede iki genç kız tenha bir yolda yürüyorlardı. Evimize varmak için Alibas'a bindik havalimanından. Benim bir tipim. Bize selektör mü yapıyor? Bize mi yaptı onu? Kaldırıma mı geçin diyor acaba? Allah aşkına biraz durun. Pesto soslu, mozzarella'lı bir... Yok kanka, yağmıyor ya. Alakası yok, sen öyle sanıyorsun. Yumuşamış ekmek, mozzarella'nın şeyinden. Bu irrezalet çıkıyor, irrezalet. Sabah burada fotoğraf çekilir bu arada. Biz file heykelini görmeye gelecektik. Yolumuzun üstünde. Hemen burada çıktı. Burayı sabah kesin gelelim. Görelim sabah nasıl. Arkadaşlar şu an saat gece 1. Airbnb tuttuğumuz eve gitmeye çalışıyoruz. Sokak. Burada. Ve evi bulamıyoruz. Behind the main door. Ne demek? Bu mu anahtar? Şunlar mı? Şuraya bak bakayım, onların içinde olabilir mi? Abi nereye koydun anahtarı ya? Şurada bir susmuyor. Geldi benim.
Find the key yazayım. Yazayım mı? Kanka yaz. Behind the main door buraya mı koydu acaba? 5 dakika Allah aşkına 5 dakika soğutmayayım. Ya resmen bir filmin içindeydim. Abi resmen bir filmin içindeydim. Bir şey olamaz. Bu natural mi? Arkadaşlar biz Airbnb'mizi bulduk şimdi. Evimize giriş yaptık. Ancak girmeden önce o kadar uzun bir yoldan geldik ki şimdi. Havalimanından sonra biz otobüse bindik. Konumumuzu açtık. Konumumuzda çok uzun bir yolda yürüdük. Çok da ıssızdı. Ondan sonra biz bir sokağa girdik. Sonra burada biz 11 ve 12 numaralı binalar arasında duruyorduk. Orada evin bir şekilde evin bilgisine ulaşmaya çalışıyorduk, tamam mı? Ev sahibiyle konuşuyoruz bir yandan. Ondan sonra 4 numara dedi bize ev sahibi. Sonra bir araya girdik 4 numara orası diye. Ondan sonra kapının önünde kapının açılmasını falan bekliyoruz. Bir süre 5 dakika bekledik. O sırada ev sahibiyle hala mesajlaşıyoruz biz. Sonra kapıdan biri çıktı bize. Genç bir çocuk. Sonra bize böyle İngilizce biliyor musunuz falan filan diye sormaya başladı. Dedik evet hani siz biliyor musunuz falan. O da bir şeyler söylemeye başladı. İşte bize böyle şöyle bir şeyler yapıyor. Hani kapıyı şöyle zorlayın gibi bir şeyler yapıyordu değil mi? Kapıyı zorlayarak açın falan bir şeyler yapıyordu. Ben de İtalyanca bir şekilde translate'ten çeviriyorum. Hani anahtarımız yok, açamıyoruz kapıyı. Yani ev sahibiyle konuşuyoruz. 4 numara olduğunu söylüyor falan diyoruz. Ondan sonra burası diyor kapalı diyor bize o. Ama biz de oranın bizim ev olduğunu düşünüyoruz. Ama o da diyor ki burası kapalı. Çocuğun adını sordum ben. Dedim ki ev sahibi tanıyordur diye. Çocuk bana dedi ki adım Gabriel. Ondan sonra biz de yazdık ki adamın. Burada Gabriel var. Bize evin kapalı olduğunu söylüyor dedi. Ondan sonra adam bize diyor ki Gabriel kim? Ondan sonra biz dedik herhalde burası yanlış bir yer. Çocuğa sonra adresi gösterdik. Adresi gösterince çocuk dedi siz yanlış yere gelmişsiniz. Ondan sonra bize aşağı kadar sokağın başına kadar yardımcı oldu falan. Ondan sonra gösterdi bize şuradan gireceksiniz diye. Bir iki sokak aşağısıymış meğersem. Neyse sokağın başına gelince bir baktık motorlu biri geliyor arkadan. Bir baktık bu çocuk. Çocuk gelmiş bize soruyor ki bulabildiniz mi evi? Ondan sonra biz de Gabriel'e teşekkür ettik falan yolladık. Eve girmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Neyse biz eve girdik arkadaşlar. Bu arada ev sahibinin verdiği briefler o kadar az ki. Yani hani çok kısıtlı bir şekilde evi bulmaya çalışıyoruz. Anahtar yok. Arıyoruz. Adam diyor ki anahtar ana kapının arkasında diyor ama biz ana kapıyı binanın kapısı olarak anlıyoruz ve zemin katta anahtar arayışı içindeyiz. Girmediğimiz delik yok bu arada. Sonra adam bize her defasında diyor. Hani verdiğim şeyleri bir daha okuyun. Ben de dedim ki adama okuyoruz anlamıyoruz falan. Sonra 3. kata çıkın zemin kattasınız yazmış. Biz de 3. kata çıktık sonra bulduk. Ama olayın en önemli anı Gabriel kim? Sabahleyin kalksın şu manzaraya bakın. Bak zili bile varmış gördün mü? Bak gecenin sabahı, caddemizin güzelliği. Günaydın. Gezimize başlıyoruz arkadaşlar. Catania'da ilk gideceğimiz yer fil heykeli. Dün gece görmüştük ama bugün gündüz gözüyle göreceğiz. Şimdi gidiyoruz. Benim turistik rehberlik. Sabah kahvaltımız, afiyet. Güzel mi? Güzel. Arkadaşlar şimdi kanoliyi atmak durumunda kaldık. Çünkü biraz hani bir kilo fıstıklı baklava yemiş kadar olmuş gibi hissediyorum şu an. O yüzden attım. Şimdi yürüyüşle eritiyoruz. Şimdi buranın en ünlü şeyi limon. Ben de şöyle şeyler seviyorum. Böyle içeri girikli, çıkıklı. Arkadaşlar duyduk ki biz şu Etna Dağı harekete geçmiş. Patlamadan bir ziyarete gelelim dedik kendisini. Ne yapıyor?
Arkadaşlar kendimizi İstanbul'da bir semt pazarında bulduk. Buranın kedileri bir agresif oluyor. Bayağı da büyükmüş ha. Bence bir süre sonra bir daha gelelim buraya. Tam kurulunca. Hadi yukarı çıkalım. Reyhan pazarındayım şu anda. Şimdi bir müzeye giriş yaptık. Müzemizin ismi de Castello Ursino. Okuyabiliyor musun? 1239 ile 1250 arasında Federic Savia, o zaman East Doğu Sicilya'da yapılıyor burası. Doğu Sicilya. Evet kız, Doğu burası, Catania. Evet, Palermo batıda. Yukarıda ya. Ha evet. Burası bir süre kışla olarak kullanılmış. Çevirdiğimde ben okumuştum. Ondan sonra da müzeye çevrilmiş. Garnizon komutanlığı falan olarak da kullanılmış. Bir şey söyleyeceğim, baksana her yer çok güzel ya. Alalım. Olmuşlar. Şuraya bakın arkadaşlar, mandalina ağaçları ve yerlere dökülmüş hep. Alalım, yolluk yaparız kız. Arkadaşlar şu anda Catania Benediktin Manastırı'ndayız biz. Burası mimarisi açısından Geç Sicilya Barok dönemi. Ben niye konuşamıyorum? Geç Sicilya Barok. Geç Sicilya Barok dönemi mimarisine aitmiş. Avrupa'nın en büyük Benediktin komplekslerinden biriymiş burası. Burası UNESCO Dünya Mirası'na alınmış ve Catania Üniversitesi'nin de Beşeri Bilimler bölümü buradaymış. 1558 yılında burası kasino rahipleri tarafından kuruluyor arkadaşlar. Ama şimdi burada Etna Dağı var biliyorsunuz ki. İşte doğal afetlerle çok sarsılıyor burası. Yıkılıp yeniden inşa edilen bölümleri var. Hatta bu Etna Dağı patladığında büyük lava akıntıları falan buraya gelmiş ve çok büyük burada deformasyonlara sebep olmuş. O yüzden hani yıkılıp bir daha yapılma gibi bir durum da söz konusu olmuş. Burada 1669'da 17. yüzyılda Etna Dağı patlıyor. Korkunç bir lava akışı ve deprem oluyor. 8 Mart'ta yine 1669'da, bu sefer 8 Mart'ta tekrarlanıyor bu. Etna Dağı'ndan çok fazla böyle sesler gelmeye başlıyor. Ve bu seslerin sebebini de aslında lavların çıktığı iki derin çukurmuş. Burada iki derin çukur oluşmuş, tamam mı? Ondan sonra bu patlamanın ardından da zehirli gaz ortaya çıkıyor. Sonra bir anda Etna patlıyor ve yanardağ tüm lava akışını orada gerçekleştiriyor. Nisan ayı sonlarında da manastırın duvarlarına ulaşıyor, buranın duvarlarına hani fazla bir deformasyona uğramaması için şehirde çok büyük duvarlar yapılıyor ve duvarlarla korunma sağlanıyor. Manastırda da iki tane Roma domusu. Roma domusu da küçük ev demekmiş arkadaşlar. İki tane Roma domusu, bir tane de Babil'le alakaya. Aslında bahçesi bulunuyormuş da. Şu an ona bakıyoruz. O kadar güzel bir yer ki. Bakın orta bahçeye. Sevgili arkadaşlar. Böyle ara ara geziyorum. Dün akşam da evimize giderken şöyle küçük shoplar. Böyle 24 saat açık yerler var burada. Buradan böyle parayla su alıyorsunuz. İstediğiniz her şeyi satıyorlar burada. Böyle yiyecekler. Arkadaşlar yani bizim Napoli'de yediğimiz pizza ise tam olarak bu nedir tam olarak? Ekmek kırıntısı gibi bir kıtırtı. Bir de ben bir yere video çektim hatta. Arkadaşlar ya, şu otobüse bindiğimden beri şu yanımdaki kadın susmuyor ya. Susmuyor ya. Şurada 10 dakika kafamı koyuyorum, bunun sesini uyanıyorum. Arkadaşlar şaka mı Türkiye? Elindekilere bakın, eti puf bulduk burada. Salata mı? Salata mı yazıyor onda? Tamam, şimdi hangisi? Sanki bu evin kapısı gibi. Şu mu? Ya bu niye uğuluyor ya? Bak 6-3 burası. Aa bak, boy aynamız da var. Oha, bura güzelmiş. Bak şu an bir enerjim geldi şehir merkezinde. Bu sefer instruction kurbanı olmadık arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Palermo'dayız ve şu ışıkların güzelliğine bakın.
Oh, listen, honey, if I told you about the way that I felt. Ne aldık? Pirinç topu. Bir ıspanaklı, bir de patlıcanlı. Şimdi. Ne güzel. Ben patlıcanlı deniyorum. Patlıcanlı da güzel. Günaydın arkadaşlar. Dün gece bir sivrisinek tarafından ısırılmışım. Vallahi çok uyumaktan değil. Bakın çok uyumaktan bu. Bu ekstra bir sivrisinek ısırığı. Şu anda bugün Palermo'dayız biliyorsunuz ki. Palermo'ya geldik. Şu anda BNR Bankası'ndayız. Para çekiyoruz. Çünkü dönerken Alibas'ta döneceğiz. Pardon, yani uçağa bineceğiz. Uçaktan inince havalimanından evimize Alibas'ta geçeceğiz. O yüzden yanımıza nakit bulunsun diye bankaya geldik. Burada yurt dışında kullandığımız banka bu. Türkiye'deki versiyonu da TEP. Türkiye Ekonomi Bankası. Evet bu. Burası bir arkeoloji müzesi. Bunu gezmek için geldik. Arkadaşlar biz Tatanya'da bir sürü mandalina ağacı gördük, tamam mı? Ve hepsinden de mandalina toplamak istiyoruz. Ve bizi gören herkes yapmayın, çok acı falan, hiç güzel değil tarzında şeyler söyleyip duruyor. Ama biz ısrarla toplayıp duruyoruz. Altta arkadan ittirseniz. Şaka mı? Israrla deniyor. Milletin huzurunu kaçırdı, farkındasın. Arkadaşlar kendimize portakal suyu aldık. Çok enteresan bir yerdeyiz. Ve her taraf ceset dolu. Arkadaşlar bu şaka mı? Bu gerçekten ölüyse hiç hoş değil mi? Çocuk mu? Benim teorim şu. Ne oldu? Milyon tane ceset daha var. Abi çok enteresan. Bak diyorum, benim teorim şu. Tamam mı? Ya burası bir katedral tarzı, manastır tarzı bir yer. Bunlar buraya kendilerine vakfetmiş insanlar. Bu uğurda ölmek isteyen insanlardı. Ya, ve öldüler. Evet, o da olabilir. Çünkü çok manastır bir ya da çok eskiden veba, hastalık veba sahibi. Veba da çok mantıklı. Bunları böyle tızdiler, dizdiler, dizdiler. Hepsi öldü burada. Arkadaşlar, otelde bir tık doğru ilerlemişiz. Burada hastalık sahibi insanları buraya getirip hastalıklar yayılmasın diye arsenikle yıkadıkları bir arsenik banyoları varmış. Az önce okuduk. Bak bunlar arsenik banyoları olabilir. Çekeyim. Bakın arkadaşlar, bunlar arsenik banyosu diye yorumlamak istedim ben şu an. Arkadaşlar şu an bize bu sunumu yapan adam Prens. Yeah, laying out here. That's like a house in the afternoon. Un appartement. But this room is full of symbols. Amazing. Compass was the perfect. He was coming inside the city. Palermo was a very big hub. Madden, the morning puts everything behind these doors here. Looks okay. Üskata çıkıyoruz. Barara, a lot of pasta. Arkadaşlar bakın, bu bir hediye gelmiş bu aileye. Ben de buradaki tabağı okudum ve açıklaması yaptım. Bu da bir havalandırma sistemiymiş. Arapların yaptığı bir havalandırma sistemiymiş. Burada uygulanmış. Bu duvarlar arasında normalde burası açık oluyor. Buradan hava girişi oluyor. Ya ben bir süre bu gezinin etkisinden çıkamayacağım. Palermo benim için yani çok değişik kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Yani buranın anlamı benim için çok büyük. Nasıl anlatacağım? Arkadaşlar böylelikle Sicilya gezisini tamamlamış olduk. Catania'yı ve Palermo'yu gezerek. Şimdi bu arada bu Ryanair arkadaşlar
sürekli bir havalanma, sürekli şu şekilde gitme söz konusu. Asla düz gitmiyor ve sürekli yalpalıyor.